Yani böyle bir gerilim Adnan olmasını asla istemez Adnan Bey. Yani asla istemez. O aileleri çok kutsal görür. Anneleri özellikle çok sever, çok şefkat duyar. Fakat burada yani özellikle benim konumda yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Yani bir insanın taciz gördüğü bir yere sen geri dön, aynı şeyi yapsın. Israr edilemez böyle bir konuda yani. Hatta insan ne diyebilir? Allah. Peki sen babanı dün dinledin, gördün değil mi? Evet. Yani hangisine inanayım Ceylan? Babam bu konudan bahsederken güldü. Bakın ben size babamın söylediklerini çok kısaca özetleyeyim. Diyor ki babam, ben evlendiğimde haberim yoktu, dün öğrendim dedi. Defalarca bunu tekrarladı. Hatta bir yerde hakaret etti. O hakaret ettiği konuda da ben hukuki olarak hakkımı koruyacağım. Yalan söylüyor. Hatta canlı yayında öğrendi, yani bildiğini söylemişti benim evlendiğimi. Hepsi yalan söylediklerini yaklaşık. Bu konuyu öyle bir şey olmadığını söyledi. Bu taciz konusunda güldü. Ya bir insan gülebilir mi Seda Hanım bu konuda? Ya hangi insan gülebilir? Türkiye'de böyle bir ikinci insan bulabilir misiniz bana? Kızını taciz ettiği söylendiğinde gülüyor. Tövbe ya Kızımla Rabbi. yalnız kalmak istiyorum bir gün dedi. Baş başa kalacağım, bırakın beni dedi. Dalga geçiyor güya benimle. Sen ona demin çok enteresan bir Evet. cevap verdin. Dedin ki benle çünkü aynı şeyleri yapmak istiyordu. Ondan O baş başa yüzden ve kaldı. benim bunu çok iyi anlayacağımı biliyor. Beni irite etmek için özellikle yapıyor. Çok iyi anlayacağımı biliyor burada. Yani neyi kastettiğimi çok iyi anlayacağımı biliyor. Şu an hala sesin titriyor. Peki annenin seni Ya bu konu anlamaması da bana bir çünkü ya acayip geldi yani. Hadi baban diyelim ki senin ya iddialarına işte böyle göre. insanlar ne yapabilirim? Yani bunlar böyle insanlar. Alışmışlar böyle yaşamaya. Hayat bakış şekilleri bu. Ya benim o insanlarla değil aynı evde olmak, görüşmem bile söz konusu değil yani. Çok çok uzak bir ahlak ve kültür yapısındayım ben. Çok çok uzak bir mantık yapısındayım. Ben asla görüşmem o insanlarla. Ailem demek bile bana, yani hicap duyuyorum bu kelimeden. Yani Firuzan Özgül, Feridun Özgül onlar benim için. Tiksiniyorum o adamdan. Sesini duymak istemiyorum, düşünmek dahi istemiyorum. Yani aklıma bile gelmesin. Yani ne benim aklıma gelsin ne ailemin. Yani eşimin, arkadaşlarımın. Nasıl bir şey insanın annesiyle babasıyla mesela tiksiniyorum onların adı aklıma geldiğinde ya da Ben onlara. böyle güvenebileceğim, sevgi dolu, çok güzel bir ailem olmasını çok isterdim. Çünkü ben normalde hem sakin mizaçlı, sevgiye çok açık bir insanım. Ama yani bir hayır vardır, Allah kaderini bu şekilde yarattı sonuçta. Böyle.